Babaanne! Sana diyorum babaanne! Bana cevap vermeyecek misin? Ne oluyor? Şimdi göreceğiz ne oluyor. Abi ne oluyor? Sen odana git herif. Öyle öfkelenip çekip gitmek yok. Bana neden nottan bahsetmedin? Kim bize bu notu niye yolluyor? Not mu? Neyin notu bu? Çünkü o bir not değil. Bir tehdit. Biri kendine göre aslan beyleri tehdit etmeye kalkıyor. Kim olduğunu biliyorum ama ispat edemiyorum. İspat edebilsem zaten kolundan tutup atacağım önünü. Bize de söyleseniz de ne notuymuş bu? Biri bizi tehdit mi ediyor? Tabii ki tehdit ediyor. Düşmanı boş bırakmaya gelir mi hiç? Sen ispatı boş ver babaanne. Kim bu düşman söyle. Kim olduğunu biliyorsun. Bir de bana mı soruyorsun düşmanın kim olduğunu? Ben senin inandığın şey değil. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Gerçeği biliyorsun ama inanmak istemiyorsun Miran. Al. O zaman sana göstereyim. Ben bu notu zaten okudum. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Daha doğrusu göstermem lazım. Ne bu? Bunu beni kaçıranlar koydu cebime. Kurduğun oyunlarla harcadığın hayatların bedelini ödeme zamanı geldi Azize Aslan Bey. Reyyan bu notu bana vermişti. Sana vermesini ben söyledim. Bir daha sakın benim karşıma başkasının ağzıyla çıkma. Yoksa beni de kaybedersin. Anladın mı? Tamam babaanne. Dediğin gibi olsun. Şimdi not verebilirsin Reyhan. İnan emin misin? Eminim. Ver notu. Bu ne halsizlik? Ne durursun karşımda hesap soracak gibi? Araba kaybolduğunda sana tek bir şey sordum. Bizim başka bir düşmanımız var mı? Sen de bana Hazar Şadoğlu dedin. Neden? Notu okuduktan sonra bile neden Şadoğlu dedin babaanne? Çünkü bizim Şadoğullarından başka düşmanımız yok. Bu doğru değil. Seni kime kaçırdığını bilmiyorsun. Nereye, neden kaçırdığını bilmiyorsun. Elinde bir notla çıkıp ortalığı bulandırıyorsun. Azize Hanım. Sana inanmıyorum babaanne. Azat benden birkaç dakika sonra çifreye geldi. Bu kadar büyük bir planı birkaç dakika içinde mi hallettiler? Belki de önceden planladılar. Ben de farkında olmadan bir fırsat vermiş oldum. Sonra yollar kesilince kaçamadılar. Bütün meseleyi de sözde bir düşmanın üstüne attılar. Bu kız buraya Azat için geldi. O zaman bunu bile bile neden evlenmeme göz yumdun? Gözümün önünde olursan seni koruyabilirim. Artık daha fazla bir şey söyleme. Reyhan'ı buraya getiren şey sevdası. Senin söyleyeceğin hiçbir şey de buna inanmamı değiştirmeyecek. Bu kadar kör müsün Miran? Babaannen doğru söylüyor. Bu kız düşman. Önce nikah kıydırıp adını temizletti. Sonra yemek verdirip itibarını kurtardı. Görmüyor musun? Kendine edilen her şeyin hesabını tek tek soruyor. Bu kız bu eve intikam için geldi. Sen karışma yenge. Önce şunu iyi belleyin sultanım. Benim adım yere düşmedi. İnsan bir namussuzluk ederse adı yere düşer.
Ben bir namussuzluk etmedim. Yemeğe gelince ben istemedim. Çünkü ben itibarımı da hiç kaybetmedim. Demek bana inanmıyorsun, he mi? Sana ispatlayıp göstereceğim. Bu işin arkasında Reyyan'ın ve Şadoğlu'nun olduğunu öğrendiğimde sen de yeminini tutup Hazar Şadoğlu'ndan ananın babanın intikamını hemen alacaksın. Ben de bu notu yollayan düşmanın gerçekte kim olduğunu bulup çıkaracağım. Sen de o zaman bu işlere karışmaktan vazgeçeceksin. İntikamını masumlardan almayı bırakacaksın. Ben de kendi bildiğim yoldan ilerleyeceğim. Hadi bakalım. Kim haklıymış göreceğiz. Miran, babaannenin söyledikleri doğru değil. Beni buraya getiren şey sendin. Ben canına kastedildiğini öğrendiğimde bu hayatı nasıl yaşayacağımı bilemedim. Tamam, eğer seninle evlenmeseydim senin de Azat abimin de canı tehlikeye girecekti ama yemin ederim ben sevdamın peşinden geldim. Senin için geldim. Seni sevdiğim için. Biliyorum Reyhan. Babaannemin de başka birinin de ne söylediği umurumda değil. Ben seni bana getiren gerçek sebebi biliyorum. Ama keşke şu oğlum bir tane bana bir anlatsaydın. Yapamadım. Ben kendimi yanlış anlatırım diye korktum. Seni kaybederim diye korktum. Ona gerek yoktu ki. Ben senin gözlerinden her şeyi anlıyorum. Tamam, şimdi biraz da siyah biber koyacağım. Yok artık. Ya keke karabiber kontağı nerede görülmüş şey? Bu hasta keki bir kere. Ben öksürmeyeceğimi siyah biberli bal yapmıyor mu? He. Ablam da bir daha öksürmeyecek. Bal! Bana bal verir misin Melike? Sustum. Ablan iyileşmiş. Vallahi bak, konuştum ben. Biliyorum. Çünkü beni görünce iyileşti. Ama ben öksürmesin diye yapacağım. Havuç da koyayım. Daha neler? Ah, anam, yeşillik iyi güzel de toprak içindeki evin derdi başka o. Gülhanım, bu yetmemiş. Mutfağı başımıza indirseydin kız. Ablam için hasta keki yapıyorum. Malzemeyi bol koy o zaman. Malum bu evin hastası çok. Hayırdır? Aman bu da bir afra, bir tafra. Sanki sevdiğinden ayrıldı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Doğru değil mi söylediklerim? Rıza sana seni alacağım mı dedi? Seni sevdiğini mi söyledi? He? Sana ümit mi verdi? Sen öyle kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Üzülüyorsun. Hanife, işine bak. Uğraşma benimle. Haydi. Vallahi şaştım kaldım ben bu Rıza'ya. Ya sen ne ara başka bir kız buldun? Ne ara sevdin? Ne ara aldın kızı kaçırdın? Nasıl o çok sinirlendi. Daha sokmam onu çiftliğe mifliğe diyor. Yasın. İşte bitti. Hadi fırına koyalım Melike. Haydi. Ha.
Gül Hanım. Haydi bak, kekin pişti, kalk haydi. Çok güzel olmuş. Hadi Melike, çabuk var da anneme göstereyim. Hey, tamam, tak. Koş. Söylediği gibi sana da yalan söylemiş hastayım diye. Benim ablam yalancı değil bir kere. Yalancı. Hem de öyle bir yalancı ki. Bak seni bile kandırmış. Bence artık sen ablanı unut. Çünkü o bizi unuttu. Ve bir daha da bu eve gelmeyecek. Anladın mı? Sanki elim ayağım çekiliyor Nigar Ana. Günün bu vakti bir uyku hali çöküyor üstüme. Halbuki öyle yorulacak bir iş de görmedim ama. Ben sana değil, sen gebesin. Yok Nigar Ana, olur mu hiç öyle şey? Ben sana değil, senin yüzün halelendi. Ben ne zaman gebe kadın görsem hep yüzünden anladım bugüne kadar. Yok, yok mümkün değil Nigar Ana. Sen gene de beni dinle, bir baktır. Bir de emin oluncaya kadar ağır bir şey yapma. Ha mı kızım? Hadi, sen şimdi dinle. Hadi. Ben sonra geleceğim. Bütün işleri yapacağım. Hadi kuzum benim. Yok. Yok değilim. Değilimdir. Yetişin! Gül bayıldı. Gül? Sakın kıpırdatmayın! Dur! Hareket ettirmeyin! Bayıldığı anda hareket ettirmemekle iyi etmişsiniz. Şimdi yatağını alalım. Baba. Kalkma kuzum, kalkma kuzum. Bak doktor amca da burada. Sen kalkma kuzum. Günaydın Gül Hanım. Ablamı istiyorum. Annem bak, bebeğim burada. İzin verirsen şu güzel gözlerine bakabilir miyim Gül Hanım? Aç babam, aç. Aç bir baksın doktor amca, hadi. Aferin. Oo, buralar hep yaş dolmuş. Ama Gül Hanım'ın gözleri pırıl pırıl. Şimdi senden son bir şey daha isteyeceğim Gül Hanım. Tamam mı? Ablama söylediniz mi biraz hasta olduğumu? O gelsin istiyorum. Şu an için korkacak hiçbir şey yok. Ama çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Bedenini fazla yormaması lazım. Ağlama krizleri, kasılmalar ve koşmaca yok. Her şeyin aşırısı Gül Hanım için zararlıdır. Gül bu haliyle çok özel bir çocuk. Onun için ona çok iyi bakmalısınız. Tabii ya, tabii. Yani elimizden ne geliyorsa yaparız evladımız için. Şimdi bana müsaade. Zaten Gül Hanım kontrolü haftaya. O zaman gelir detaylı bir muayenesini yapar. Sonuçları size söylerim. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çiçeğim. Dur amca kılmasın diye ağlamadım ama... Ben ablamı istiyorum. Tamam kuzum. Tabii tabii. Ne oldu bebeğim sana? De bakın babaya. Gül Hanım. Nasılsın? İyi değilim ağa dedem. Öyle de bakayım ağa dedene. Kim üzdü seni? Yaren ablam. Dedi ki ablam hiçbirimizi sevmiyormuş. Artık bizi görmeye gelmeyecekmiş. Yaren abla mı dedi kuzum sana bunu? Evet, ablam hiçbirimizi sevmiyormuş. Bir daha hiç görmeyecekmişiz.
ablam artık gelmeyecekmiş. Yalancı senin ablan dedi. Yetti bu yarın be. Bunun hesabını ben soracağım. Hadi bakalım. Hı? Yok kızım yok. Hiç öyle bir şey yok. Olur mu hiç öyle şey? Baran! Vedam! Baba ne oldu hayırdır? Yaren bir şey mi etmiş baba? Sen Gülhan'ıma ne dedin ha? Onlar küçücük çocuğa edilecek yaparım be! Bilmiyor musun çocuğun durumunu? Dede ben bir şey demedim, yanlış anlaşılmış. Gül dedi ki ablam gelecek mi? Ben de gelmeyecek dedim. Yalan mı söyleseydim dedem? Biricik kuzenimi kandırmak istemedim. Yaren! Bana bak Yaren! Kıymetlim göz bebeğim demem. Gül Hanım'ı bir daha üzersen sana bugüne kadar atmadığım tokadı atarım bilesin. Anladın mı? Bir başına Ekşim evin Gül Hanım kalmıştı. Onu da hallettin öyle mi? Görüyorsun değil mi Hatun? Ha? Gördün. Bak benim böyle evlatlarım varken fazla yaşamam. Bu Sabiha yazık olacak. Allah korusun Cihan. Kız senin gözün kör olmasın. Herkes bitti şimdi küçücük çocuktan mı çıkartıyorsun sinirini, azgınlığını sen? Dur sen burada, benim seninle işim bitmedi. Dur burada. Cihan. Ya hep bana yükler zaten, tamam mı? Hep bana. Sen nasıl bir insansın ya? Biz sen nasıl aynı karından çıktık hala anlamıyorum. O kız kafasında mermiyle yaşıyor, mermiyle. Öyle mi diyorsun? Sen bana laf söylemeden önce o mermi Gül'ün kafasına nasıl girdi? Kim sebep oldu? Önce onu bir düşün istersen. Düşün bakayım. Bütün bunları durdurabilecekken sessizce izlediğini hatırlıyorsun. Yemin ederim anam için sustum. Ama bir şey daha yaparsan artık susmam bilesin. Anladın? Gidiyorum. Fırat'ı görmem lazım. Ama çıkınca arayacağım seni. İstersen yemeği akşam dışarıda yeriz. Çok sürer mi işin? Geç kalmayacağım. Merak etme. Zaten kalamam. Çünkü sen neredeysen aklım hep orada. Ayrıca Reyhan, bu kaçırılma hadisesi yüzünden sakın konağa kapatıldığını zannetme. Öyle bir şey yok. Bundan sonra istediğin zaman konağa girip çıkacaksın. Kimse de sana hesap soramayacak. Sadece yanına bir koruma alırsan kocanın işi rahat eder. Bilal. Bana inandığını bilmek benim için her şeyden değerli. Sağ ol. Aklıma gelmezdi ama Azize karısı bu sefer haklı. Bence de o not meselesinin ardında Şadoğlu var. Ya Miran haklıysa? Ya başka bir düşman varsa? Saf olma gönül. Meydandaki o yemek ne peki? Miran o yemeği niye verdi? Reyhan'ın itibarını kurtarmak için. Senin meydandaki yemekten nasıl haberin oldu anne? Evde sana konuşan bana konuşmayacak mı? Şehriyar sağ olsun. 8 kapıya 9 çomak sallıyor, her şeyden haberi var. Şimdi senin tek derdin benim meydandaki yemeği nasıl öğrendiğin mi? Gözünü aç gönül. Azize Aslan Bey çöküyor. Sen de bunun altında kalmamak için uyan da doğrul kızım. Reyhan neredeyse bağrına basacaktın. Babaannen ne dedi sana? Ne dedi delal oldu dilin? Bir şey demeyecek misin? Ben diyeceğimi dedim anne. Başka da sakladığın bir şey yok. Gönül,
Bu evde ne olduysa sen nikahını verdikten sonra oldu, farkında mısın? Nasıl verdin nikahını aklım almıyor. Babaannen ne dedi de ikna etti seni? İyi. Sus. Ama susmak senin için hiç iyi değil kızım. Sen bana gerçeği söylemesen de ben bu işin aslını öğreneceğim. Çünkü bu yıkıntının altında kalmaya hiç niyetim yok. Ben sana Reyhan'a inanma demiyorum ki. Sadece etraflıca bir düşün diyorum. Babaannem o not elinde olduğu halde bana söylemedi diyorum aga. O kadar belli ki başka bir düşmanımız olduğu. Ama beni ısrarla Şahdoğullarına yönlendiriyor. O da yetmezmiş gibi Reyhan seninle Azat için evlendi diyor. Miran, sen böyle yaptıkça kendinle ailen arasında kalıyorsun. Beni de kendinle büyük ana arasında bırakıyorsun. Fırat, Reyhan'dan aileden ayrı biriymiş gibi bahsetme. Miran, farkında mısın? Söz konusu Reyhan olduğunda herkesten şüphe eder, herkesi yargılar hale geliyorsun. Başka bir tarafından düşünmeye çalışmıyorsun. Tamam, uzatmayalım Fırat. Sen de kimsenin arasında kalma. Çünkü bu mesele seninle değil, babaannemle benim aramda. Bir şeyler saklıyor benden. Saklıyor. Ama ne? Bunun başka bir açıklaması yok. Bilmemi istemediği bir şey var ama ne? Aga, sen daha iyi bilirsin tabii ama ben burada babaannenin söylediklerini de göz ardı etme derim. Yani? Reyhan benimle Azat için mi evlendi? Onu mu demek istiyorsun? Hayır, tabii ki öyle demiyorum. Reyhan seni seviyor. Seninle sevdiği için evlendi. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama onun da kurban olmadığını nereden biliyorsun? Büyük ananın senden bir şeyler gizlediğinden şüphe edeceğini bir de bu tarafından düşünsene. Belki de ailesi kaçırdı Reyhan'ı. Kendini sakladı, o notu tutuşturdu eline. Başka bir düşmanmış gibi gönderdi. Büyük ananın söyledikleri mantıksız değil. O zaman bunu çözmenin tek bir yolu var. Azar Şahdoğlu ile ortak olup o düşmanı birlikte aramak. Ne diyorsun sen Miran? Düşmanla birlikte mi hareket edeceksin? Nasıl güveneceksin ona? Eve gel, soracaklarım var. Güvenmeyeceğim. Ben yine tetikte olmaya devam edeceğim. Ama onun yakınında olmazsam ne yaptığını, ne yapacağını bilemem. Düşmanla dostundan daha yakın tut ki yapacaklarını en önce sen öğren. Benimle tüm bu olanları öğrenebilmem ve Şahdoğullarını kontrol edebilmem için Hazar Şahdoğlu'na yakın olmam lazım. Seni görmem lazım. Manastır yolunda buluşalım. Tamam. Arayan Miran'dı. Ne diyor? Buluşmak istiyor benimle. Hazar Bey. Korkma ya. Korkma diyeceği bir şey vardır. Bak, Miran er ya da geç gerçekleri görecek. İnan bana. Sonra ikisi de ayrılacaklar o konuktan ya. İnan. İnşallah Hazar Bey. İnşallah. Ama ya bu dediklerin olmazsa? O zaman ne olacak peki? Ben artık belkileri, inşallahları bekleyemem. Ucunda kızım varken bekleyemem. Reyhan'a her şeyi anlatalım. Biz de kurtulalım artık bu yükten. Olmaz ya. Olmaz Zehra, affetmez. Seni değil, beni affetmez. Yapamam Reyhan'a, olmaz. Ne yapacağız peki Hazar Bey? Ben artık bu tehditle yaşayamıyorum. Ya baban gidip Reyhan'a her şeyi anlatırsa? O zaman kızımızın bizi affetmesinin ufacık bir ihtimali bile kalmaz. Bana biraz daha zaman ver Zehra. Bak, her şey yoluna girmeye başlamışken bunu yapamayız. Hepsini birden kaldıramaz Reyhan. Ona kötülük etmiş oluruz.
Bütün bunlar geride kalınca onu karşımıza alıp her şeyi konuşacağız Hasan Bey. Ha? Ben gideyim. Yalan söylüyorum, he mi? İşte senin anlayamadığın bu. Miran intikamından vazgeçti sanırsın, değil mi? Hala kalbinde duruyor. Miran intikamını asla unutmayacak, bunu kafana sok. Ne demek bu? Parmağındaki yüzüğe bak. Bak. Bırak elimi. Miran bunun hikayesini anlattı sana, değil mi? Anasının kanlı yüzüğünü getirip neden seni parmağına taktı biliyor musun? Dilşah baban tarafından namusuna göz konup öldürülmeden önce bu yüzük parmağındaydı. Onu senin parmağına taktı ki her gördüğünde intikamını hatırlasın. Kalbi hiç soğumasın. Yalan söylüyorsun. Senin kalbin torununun ölmüş annesini bile yalanlarına alet edecek kadar kararmış. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi neye istersen ona inan. Nasılsa haklı olduğumu göreceksin. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Yapmaz. Neye çağırdın beni buraya? Ne istiyorsun? Birlikte hareket etmemiz lazım. Fikrini ne değiştirdi? En son ben bunu söylediğimde üzerime yürüyordun. Bunun bir önemi yok. Bana kalırsa en önemlisi bu. Fikrini değiştirdiysen bir konuda gerçeği görmüş olman gerekiyor. Nedir o gerçek? Bak Miran Efendi. Eğer birlikte hareket edeceksek, benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Şimdi söyle bana. Sen haklıydın dedin. Niye? Beyanı korumak için her türlü ihtimali değerlendirmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Gerçeği birlikte öğreneceğiz işte. Birlikte hareket edeceğiz ki vakit kaybetmeyelim. Şimdi söyle. Var mısın? Yok musun? Sen gerçekten benimle birlikte hareket etmek mi istiyorsun yoksa ne öğrendiğimi mi merak ediyorsun? Tamam. Madem illa bir sebep duymak istiyorsun, söyleyeyim. Bu oyunu sadece Reyhan'la benim üzerime kurduklarını düşünüyorum. Yalnızken arabamı
Reyhan'layken evimi tarıyorlar ama öldürmüyorlar. Adam kaçırıyorlar, karşılık istemiyorlar. Ölürsün diye tehdit edip yine bir karşılık istemiyorlar. Reyhan'ı koruyabilmem için bunların ne istediğini öğrenmek zorundayım. Zorundayız. Sonunda dediğime geldin. Ben bildiklerimi seninle paylaşacağım. Sen de öğrendiklerini benimle paylaşacaksın. Şu hurdacıdaki adam. Şimdi bilgen bilge defo. Eğer bildiği bir şey olmasaydı bizden kaçmazdı. Belki de işlerinden biriydi bilmiyorum ama o adamı mutlaka bulmak zorundayız. Bununla ilgili şehrin her yerine adam gönderildi. Bulmadan da geri dönmeyecekler. Ben de eli kolu uzun ahbaplara haber gönderdim. Ama onlardan haber gelene kadar önce benzinliğe gittim, sonra da köye. Ama sen zaten benden önce gitmişsin oralara. Oradakiler söylediler. Başka da bir şey yok. Araştırmaya devam edeceğim. Dişe dokunur bir şey bulursan da sana söyleyeceğim. Gördüğüm kadarıyla sen de bulduklarından beni haberdar edeceksin. He? Miran. Reyhan için elinden geleni yapacağını biliyorum. Ona daha fazlasını yap. Sen soyundakilere sahip çık yeter. Sen de babaannene sahip çıkmayı sakın unutma. Ne yaptın, döndün mü sen? Tamam, uğrayacağım yanına. Benden haber bekle. Görüşmem lazım. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok yok, kötü bir şey yok. Anlatırım sonra ama görüşmem lazım. Tamam peki, olur. Yalnız bir şartım var. Aslan Bey Otel'de buluşacaksınız, tamam mı? Tamam, tamam. Kahveni getirdim Gönül kızım. Sağ olasın Esma anne. Esma anne. Hı? Dur bak, çıkmadan ne göstereceğim sana. Baksana, eski fotoğraflarımızı buldum. Bak ne kadar küçükmüşüz. Ben, Miran, Fırat. Bak burada da annem bana hamileymiş. Şurada da 3 aylıkmışım. Tombişmişim değil mi? Çok güzel bir bebektin. Böyle sapsarı lülelle saçların vardı. Şuradaki kadın kim Fırat'ın elini tutan? Akrabamız falan mı? Gelen misafirlerden birinin kızı falandır herhal. Ne bileyim, kızım geçmiş zaman, hatırlamıyorum ki. Ben mutfağa gideyim eksikleri yazmak için. Çaktım be Halife.
bunca harcanmışlığın karşılığı büyük olur elbet.